Evden Gamer'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Programın ismi çok iyi değil mi ya? Söylerken bir eğleniyorum ben gerçekten. Ben buldum güzel, arkadaşlar. Güzel, evet, isim babası olarak Berkant'ı şey yapabilirsiniz. Bu konulara geçmeden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi programı çekeceğiz diye giyiniyoruz. Dolabımda bir tane böyle alevli alevli bir tane gömlek bulduk. PUBG gömleği. Aynen onu söyleyeceksin. Çok aklıma geldi. Eve gönderilen hediyeler arasında en ilginci neydi biliyor musun? Kayıttan önce onu düşünüyordum. Ne? Sea of Thieves'i hatırlıyor musun? Bir oyun vardı böyle korsanlık oyunu. Arkadaşlar bir gün evdeyiz. Kapı çaldı ve bir tane sandık geldi eve. Ama böyle ahşap bir sandık. Sandık da baya güzel bir sandık. Hala da kullanıyoruz evet, onu. Güzel sandık. İçinden ne çıktı? Hani böyle ne gözlük çıktı? Mözlük oyunu. Mus çıktı. Bak onu hiç hatırlamıyorum. Oyunda canını doldurmak için muz yiyorsun. Ve eve böyle tahta sandığın içerisinde üzerinde de kuru kafa var. Koruyucu ne düşünmüştür acaba? Abi çok iyi. İçinden bir tane muz çıktı. O aklıma geldi. Ben hiç hatırlamıyormuşum. Bayağı oldu. 5 senenin üzerinde oldu. O arada zaten yayıncıysan mutlaka böyle firmalar, oyunlar falan yeni ilk çıkışlarında bir şeyler hediye gönderiyorlar hatırlatmak için kendilerini. Ama yine ilginci buymuş. Bir gerçekten. Tanesi de şeydi. Geçen gün şey geldi ya, çocuk ne vitamini. Ama ben onu hiç anlamadım ki niye bize böyle bir şey gönderdi. Eve böyle arada denememiz için ürün gönderiyorlar. Bir çocuk vitamini falan mı? Aynen böyle şey yazıyor işte 0-8 yaş arası şeyler için vitamin. Bir ipeye bakıyorum, bir kendime bakıyorum kim kullanacak bunu diye. Limon seviyorum bu sefer ki çocuk adam. Yeter mi bak buraya, yeter mi bak buraya. Valorant Champions İstanbul'a geliyor. Bu bizim için çok çok büyük bir etkinlik. Şimdi kafanda canlanması için hani şey diyorsun, o futbolda neye denk geliyor? Bu sanırım Dünya Kupası'na denk geliyor. Şaka. Yok, yapmıyorum. Peki Türk takımı var mı? Türk takımı yok maalesef. Ona değinecektim. Yani bir tane Türk takımı olsa zannedersem 9 takım var katılımcılar arasında. Bir tane Türk takımı olsaydı izlemeye mutlaka giderdik diye düşünüyorum. Bana birkaç gündür bu arada soranlar oldu. İşte gidecek misiniz abi falan diye. Hala ya, biletler satışta mı? Satışta. Gidelim hatta mi? Yeni çıktı. Yeni çıktı. Ya finale ben sana diyecektim aslında da gider miyiz gerçekten? İstanbul'da olacak. Hangi, İstanbul'da. Nerede olacak? Volkswagen Arena'da olacak. Ya sen seversin. Volkswagen Arena'yı seversin kral. Neler oldu orada? Güzel etkinliklerin gerçekleştirildiği bir yer diye duydum ben. Bizim evlilik teklifi oradaydı arkadaşlar. Bizim dedim benim. Ve büyük bir olay. İpek benimle evlenir misin? Berkant'ın sürpriz evlilik. Hatta şey videosu var. 25 bin kişinin önünde evlenme teklif etti. O gün neydi o? ESL Türkiye şampiyonası mı? Öyle bir şey öyle vardı. Öyle bir şeydi. Hani ESL'in bir etkinliği. Aynen sadece CSGO falan diye böyle FIFA, PUBG evet, falan evet, da vardı. Farklı oyunlar daha da vardı. Daha zaman Valorant yoktu. Tabii ki de romantikliğiyle ün salmış ben. Amor mio por favor tu no te vas. Dururum. Güzel bir teklifle. Kaç sene önce oldu ya? Beş, çok sene, beş, çok sene. 5-6 herhalde. Yani 5-6'sı var. İkimizin de tarihleri asla bilmiyorum. Aynen. Dışına ne bayağı oldu ki? İşte. 4 senedir Eskişehir'de olduğumuza göre bir 2 senede oradan olsa 6 sene falan oldu herhalde. 5-6 sene oldu. Orada yapılacakmış etkinlik. Final seversin biletleri. Final biletleri saniyesinde kayboldu. Onu bir şekilde buluruz biz final biletlerini de. Bulur muyuz? Evet diyorsun. Gitmekle. Keyif alır mısın sen? Ben İzlemekten kesinlikle keyif alırım ama o şey ortamı unuttum, o kalabalığı unuttum, ona çok güvenemiyorum. Tamam bir deneyelim bakalım, bilet bulursak gidelim. Süper. En son böyle büyük etkinlik ne gittik biz? TBF'lere gittik. Bu LoL şampiyonlarına. En son TBF'ydi galiba ya. Çünkü ben o tamamen unutmuşum. Evet. Hatırlamıyorum. Dur gidelim bakalım. Ya bir de Türkiye'de zaten bu büyüklükte sürekli etkinlik Blast olmuyor Pro ki. Vardı Blast Pro vardı en son. Aa tabii evet. O da çok iyiydi Blast bu arada. Blast Pro da çok iyiydi. Gelenler bilir. Ama şey bu büyüklükte bir etkinlik kolay kolay gelmez Türkiye. Aslında izlememiz lazım da işte bir Türk takımı olsaydı süper olurdu. Disney ve Marvel'dan yeni oyun duyuruları geliyor. Heyecanlı evet. mısın bu konuda? Ben heyecanlıyım. Mesela bak artık filmler heyecanlandırmıyor ama daha henüz oyun sektöründe bu Marvel'ın yani Cinematic Universe'ünde yaptığı etkiyi yapacak çok bir şey olmadı. Yani
İşte Spider-Man 1 girdi. O çok büyük ses getirdi. Ve hani şu anda da oynuyoruz zaten. Halihazırda birbirimizi dövdüğümüz oyunu. Bir tane almaya paramız yetti arkadaşlar. O yüzden sürekli birbirimizi yiyoruz. Ben Berkant'ı itiyorum. Çekil ben oynayacağım. Buradan bırak diye. Buradan Çemkiroğlu. Yutan artık ben oynayacağım. Ama oynaması gerçekten çok keyifli. Ben oynarken müthiş keyif aldığım oyunlardan biri. Sorry to break it to you but you do not got this buddy. Sen hiç şeyleri oynadın mı? Arkham serisini. Oynamadım da çok izledim. Çünkü Berkant bir ara gerçekten saatlerce oynuyordu. Ben şeyi çok seviyorum. Mesela bak Elden Ring olsun, işte Dark Souls olsun. Bu oyunlarda mesela dodge sistemleri farklı ya. Yani senin yapman gerekiyor ya her şeyi. Ben bunu beceremiyorum. Tamam mı? Ben o kadar hardcore bir gamer değilim. Ben de onu çok seviyorum. Değil mi? Böyle dodge'luyorlar, ölüyorlar. God of War'da çok zevkli. God of War da aynı şekilde öyle değil. Tam olarak öyle tam değil. Tam öyle değil mi? Dark Souls ve işte bu Elden Ring tarzı oyunlar. Daha zor. Evet, hem daha çok zor daha hem zor. Akışkanlığını sana bırakıyorlar. Tamam mı combat'ın? Hı hı. Ama mesela Spider-Man'de nasıl? Yani tek tuşa basıyorsun ve dodge atıyorsun. Tertemiz. Tertemiz geliyor. Benim gibi casual, o anlamdaki casual oyuncular için. Ama ben de rahat, öyle rahat oynayan oyunları daha çok seviyorum. Onu işte şey getirdi. Yani ilk başta, ilk bu derece başarılı olan oyun serilerinden biri Arkham serisiydi. Sonra Shadow of Mordor serisi getirdi. Ve Spider-Man'e de çok yakışmış ya. Böyle mesela dodge'a basıyorum, üstünden atlayıp ya falan. Ben neyi hatırlıyorum biliyor musun? 2000'li yıllarda ben böyle 10-12 yaşında falan ama eski Spider-Man'ler. O kadar korkarak oynuyordum ve şu anki oyunlarla kıyaslayınca yani inanılmaz bir teknoloji oynuyor. Sağ sol. O zamanlar şey yok tabii, öyle ağ atacaksın, bir yere tutunacaksın, bütün işte haritada gezeceksin. Öyle şeyler hiç yok. Müthiş keyif aldım oyunu oynarken vardı. O yüzden. Neydi? Spider-Man Evolution'da galiba. Ben Spider-Man oyunlarının hepsini oynadım bu arada. Bugüne kadar çıkmış bu işte oyun ve film oyunlarını da oynadım. Aralarından beğendiğim galiba bir ya da iki tane vardı. Bu Evolution diye bir şey vardı. Daha böyle animasyon çizimliydi. Ama bu kesinlikle oynamaktan çok keyif aldığım bir oyun. Bu arada biz böyle Spider-Man için dövüşüyoruz falan ya, bizim gameplayleri de görüyorsunuzdur, görmüşsünüzdür. Sizin bir ara hatırlarsınız, siz de bize gönderiyordunuz böyle eğlenceli güzel gameplayleriniz, oyun içinden SS'lerinizi. Ona devam edeceğiz Berkant'la yorumlamaya. Açıklamalar kısmında onu görebilirsiniz videonun. Bir de aynı zamanda topluluktan da paylaşacak. Oralardan bize eriştirebilirsiniz. Mutlaka gönderin. Disney'in elindeki... İşte oyun markalarını, işte Wolverine konuşuluyor. Ben en çok merak ettiğim oyunlardan biri Wolverine bu arada. Onun duyurularını da çok merak ediyorum. Wolverine'in bir tane güzel oyunu vardı aslında. Böyle ama gordan ölünüyordu böyle. Adam Wolverine'e geliyorsun. Hani oyunun çok fazla tutmadı ama geliyorsun böyle lop diye vuruyor, adam kolu gidiyor falan. Wolverine i̇şte ben oyunu. Onu görmek istiyorum. Ama böyle küçük diye ama çıksın işte, böyle bir kombat olsun. Onu Disney bekliyorum. Abimiz bunu yapar mı bilmiyorum. Emin değilim yani. Gerçi böyle Warner Bros falan yaptıysa şeyde Shadow of War'la. Neden belki Disney abimiz de yapabilir. Valla benim bu konuda beklentim özellikle Wolverine'den çok büyük. CSGO 10 yaşında ve yaklaşık böyle şey 9 seneden beri hani çıktığı ilk seneden geldi, sonradan geliyor, beri. Geldi geliyor gelecek. Sorsuki geldi, açıklandı, gizli. Easter egg bulundu. O sticker'ı yine haberler çıkmış görüyor ya, musun? Ya haksızlık. Sticker'ı kasayınca tarih çıkıyor falan ya, diye böyle. Ya CS... Bir şey sorabilir miyim? CSGO'nun yerine... Bak Valorant çok büyük rakibi. Hatta bence birebir rakibi CSGO'nun. Ama asla yerini tutacak bir oyun değil. Bence özellikle e-spor özelinde. Bak izlemesi bu kadar zevkli, oynaması zevkli, mekanikleri güzel. Bir oyun daha FPS anlamında bence şu anda yok. Ama Sorsiki çok uzun zamandır bekliyorduk. Ya dolayısıyla o birazcık şeyi düşürdü, o heyecanı düşürdü. Buna rağmen... Bu güncellemeyle beraber gelen şey ne oldu? Mite dönüştü artık. Ordon Gabe'ın babaannesinin mektuplarından ulaşılan bilgiye göre. Tabii tam öyle ama hala öyle aslında. Çünkü bir tane sticker yayınladılar. 10. yıla özel. Kapsülün içinde şey yazıyor. Ne diyordu içinde? Dur söyleyeceğim. Sorsiki Club yazıyor içinde. Bunu görünce millet çıldırdı tabii. Bu sefer kesin geliyor diye. Çünkü ilk defa zannedersem WoW çok resmi bir yerde bir gelecek şeyi verdi. Hani haberi vermiş gibi oldu. Hatta Reddit'te şey falan çıkmış.
tam bait bu arada. Reddit'te şey çıkmış işte, sticker'ı skin'e yapıştırıyorsun. Kazırsan sor skin'in çıkış tarihi çıkıyor falan diye. Ya bu senelerdir var. Artık yeter yani. Ama ya geleceği artık kesinleşti. Bak. Ama tarih hala yok. Yani hani. Şöyle bir sıkıntısı var. Half-Life 3 için de geçerli. Yani o kadar büyük beklenti oluşuyor ki, tamam mı? Senelerdir. Tabii. İşte Half-Life 3 gelecek, Source 2 gelecek. Şimdi Dota'ya Source 2 geldi, tamam mı? Güzel, hoş değişiklikler oldu. Ya da işte menü anlamında daha yüksek teknolojiye çıktı ama şimdi Source 2 geldiğinde insanların beklentisi o kadar yüksek ki karşılamayacak tabii yani. Tabii korkunç bir değişiklik bekliyorsun oyunda. Yani günün sonunda tabii ki büyük değişiklikler olacak ama her şey değişmeyecek yani. Ve muhtemelen herkesin hayal kırıklığı olacak ama yani güzel, o heyecan oluyor. Ya menü değişecek, ıvır değişecek, değişecek. Ya moralimizi bozuyorsunuz. Bir de şey söylemek istiyorum. Gay Follower diye bir kullanıcı var. Böyle kimse ona şeydi, Valve'ın içinde bir çalışan. Çünkü sürekli böyle update'ler ne zaman gelecek, CS'de ne değişiklik olacak falan diye bilgiler sızdırıyor ve genelde söyledikleri doğru çıkıyor. Yani yakın 1-2 ay içerisinde gelmeyeceğini söylemiş Source 2'nin ama çok büyük bir operasyon. Cümle öyle bir girdi ki şey. Şey şu tarihte geleceğini söylüyor falan demeyi çok isterdim ama gelmeyeceğini söylemiş 1-2 ay içinde ama çok büyük bir operasyon geliyormuş. Hadi bakalım. Seversin. Severiz. FIFA 23 yanlışlıkla 1 liraya satışa çıkmış TL. Abi bizde TL de böyle kurum haberler oluyor ama bizde mesela 800 lira koyun 100 liraya çıkmış oluyor. 1 lira mükemmelmiş. Ve Hindistan'da çok mutlu insanlar var şu an. Ve düşünsene birden böyle 1 milyon insan alıyor falan, oyun rekorlar kırıyor 1 liraya. Abi korkunç bir şey, korkunç bir zarar değil mi ya? Onu şeyi merak ediyorum. Bunu fark ettikleri anlarda o de, saniye neler yaşanıyor? Bir de bu hatayı mesela kimi, bir kişi böyle bir tuşa dokundu ve o yanlış mı yayınlandı? Böyle şeyi düşünsene. Oyun satış rakamları açıklanıyor. Bir anda böyle artıyor, herkes seviniyor. Oğlum çok sattık lan bu sene, o sene mi? 1 lira satmış. Normalde 1000 lira bu arada çıkış fiyatı. Şey diye tweet atmışlar, çok hoşuma gitti. Birkaç hafta önce yanlışlıkla Epic Games Store'da FIFA 23 yanlış oyun sipariş fiyatıyla sunarak kendi kalemize oldukça muhteşem bir gol attık diye çok güzel bir tweet atmışlar. Tabii ki onun satışları kabul etmişler. Kabul 1 liraya etmeleri, alan aldı. Kabul etmeleri iyi ya. Yani baya bu sene herhalde oyuncu sayısı, bilmiyorum kaç tane sattıklarını falan açıklamadılar ama bu sene baya büyük bir atılım geliyor. Bu neydi, cross platformu falan da devreye alacaklar. Ben her sene alıyorum. Ben 98'den beri FIFA oynamayı seviyorum ve alıyorum yani. Sen çılgınlar olarak gibi FIFA oynuyorsun. Bizim hatta ilk yayınlarımız FIFA yayınlarıydı. FIFA'ydı. Böyle kart oyuncu onun falan açtırıyordu. Onunla hikaye anlatayım mı? Anlat. İpek Ate'ye gitti. İpek'i kandırdım, tamam mı? Ben seni çok özledim bir ay boyunca. Gideyim webcam alayım ki hani görüntülü konuşuruz diye. Güzel yüzümü görsün diye alıyor zannediyorum. Gittim aldım webcam'i. Yayınlara başladım. Bir de İngilizce yayınlara başladık ve ben 2 hafta boyunca günde böyle 8-9 saat yayın yaptım. O zaman daha hani kimse, Twitch falan çok az insan var. Tabii. Hani muhtemelen Türkiye'de 10 tane yayıncı falan var toplasan. 2 hafta boyunca 0 kişiye yayın yaptım. Böyle aşağıda bir tane kırmızı adam kafası var ya, o hep 0. Arada bir 1 oluyor. Hemen heyecanlanıyorum böyle bağır. O bir kişi de ben. FIFA 22 de bu arada serinin en başarılı oyunlarından biri. Ne büyümüş kriteri? Satış mı? Evet, satış ve işte katılımcı, oynayan, turnuvalar vesaire. Katılımcı yani en çok. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum ama bu şu iki tane konsol jenerasyonu bu oyunda mı patladı? Yani FIFA 22'yi hem PlayStation 5'e hem PlayStation 4'e alabiliyorsun galiba. Yani şey, o ikisini de alanlar böyle bir şey, etki yaratmış olabilir belki. Çünkü çifte satış oluyor ama emin değilim bu muydu değil miydi. Ama FIFA zaten her zaman hani her sene çıkıyor ve en çok satılan ama oyunlardan biri. Ama artık adı da değişecek. Yani şeyler, oyuncular biliyorsun, ben bana şey gibi geliyor. Doğamız gereği tam yenilik istiyoruz ama böyle geleneklerimizde de bazı, mesela adı değişecek, bana çok garip olacak ne gibi oluyordu hissettiriyor EA yani. Sports. EA Sports FC. Ya olacak. Bu şey, bazı alışkanlıklar ölmez ya. O FIFA yani, o yani. Tabii. Yani hani, ölme ihtimal yok. Hani sadece FIFA garip gelecek diyorum. Hani yani her sene FIFA alacağım ben. Hani kimse tamam, bana alacağım, tamam. EA Sports isimli game FC dedirtemez yani oyunu. Sony yeni bir kontrolcü çıkarıyor. Adı neymiş? DualSense Edge. Öf. Bayağı bir özel, kişiselleştirilebilir bir sürü özelliği var. 5 tane profil yaratabiliyorsun. Ha.
tuşların yeri değişebiliyor. Ne oldu? Xbox'ın Elite kontrolörü. Evet, ona bir rakip denilebilecek seviyede yeni bir kontrolör çıkarıyorlarmış. Bayağı enteresan ve güzel olacağı benziyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü üzerindeki yani birçok tuşu değiştirebiliyorsun. Şeye kadar, joystick'e kadar. Ve mesela arka tuşlarına işte kişiselleştirebiliyorsun öndekileri. Ve tutuş kısmını da rahatlatmışlar. Ya dolayısıyla bayağı güzel bir şey geliyor. Evet, PlayStation böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Yani şimdi ben şeye alıştım. Windows'a da kolay bağlanıyor diye Xbox kontrolörüne alıştım bayağı. ve hani Elite kontrolörler her zaman benim almak istediğim kontrolörlerdi. İpek izin vermedi. Bu da aklınıza bulunsun arkadaşlar. İleride hayallerinizin önüne set çekmeye çalışan insanlar olabiliyor. Set çeken ben değilim. Döviz kur arkadaşlar. Benimle alakası yok. Seneler boyu çok istedim ama hiçbir zaman olmadı. Bu arada misafirimiz var. Hoş geldin kızım. Hoş geldin. Siz bu kızla tanıştınız mı? Evden video çekince artık böyle oluyor arkadaşlar. Bu da bundan sonra yorumcularımız arasına katıldı. Aldıracağım mı? Hayır. 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 Ya ne kadara çıkacağım bağlı. Sonra heyecanlanamıyorum. Gördüğünüz gibi yeni teknoloji geliyor. Aldıracağım. Bak, yeni teknolojinin heyecanı konusunda okeyiz. Ben de çok heyecanlanıyorum. Ben de oynamak isterim ama daha şey soruyorum. Bizde PlayStation da yok yani. Hani kontrolöre gelene kadar önce PlayStation almamız lazım. Ama bayağı güzel Xbox kontrolörüne bir rakip geliyor diyebilirim. Neydi tam ismi? Xbox Elite kontrolörünün. DualSense Edge. Güzel. Amazon Yüzüklerin Efendisi'ni sömürmeye devam ediyor. Böyle de demezsin ama yani. Biliyorsunuz Ring of Power dizisi geliyor. Onu beklerken de yeni bir Yüzüklerin Efendisi dünyasında, orta dünyada geçecek yeni bir oyunun duyurusu yapıldı. Çok fazla henüz ayrıntı yok. Ben buradan Jeff Bezos abime sesleniyorum. Sen işi bıraksan da vardır tanıdıkların Amazon'da. Abi seneler önce ben unutamıyorum. Battle for the Middle Earth serisi. Benim çocukluğum ya. Herkes internet kafeye kaçardı. Gider CS oynardı. Ben Battle for the Middle Earth oynamaya giderdim. Helal arkadaşlarımla. Beni. Bir de hem biri oynardık hem iki oynardık. İkinin hikayesi gelmedi be. Bir de EA oyunuydu o. Bak o çok üzücü. Şu anda gidip böyle 98 yılında çıkmış bir oyunu falan satın alabiliyorsun. Fakat bu Yüzüklerin Efendisi'nin işte real time strateji oyunu lisansı bittiği için satmıyorlar. Yani şu anda eğer fiziksel bir CD'in yoksa oyunu alamıyorsun. Aa o çok üzücüymüş ya. Korsanlığıma falan var ama o da ben de onu istemiyorum artık. Mesela belki benim gibi sonradan tanışmış oyunlarla bir insan alıp denemek istiyor. Belki bayılıyorum. Abi sınırsız param var. Jeff Bezos abi. Al abi o oyunları geri. Çöz bu işi. Aynen bastır abi. Gerekirse official torrent koy. Oyunları bana ver ya. Ya benim için Yüzüklerin Efendisi dediğin Berkant kitap. Bir de ben çok hani yaşlı olduğum için gerçekten benim için kitaplar ve orta dünya çok şey ifade ediyor. Ama hiç oyun oynamadım. Bu arada bir sürü Yüzüklerin Efendisi temalı oyun var. Ama hani bunda şeyi iddia ediyorlar. Çok farklı oynanışı, çok farklı bir oyun gelecek. Yani önceki oyunlara hiç benzemeyen bir oyun gelecek gibi bir iddia var. Ama tam olarak ne gelecek hiçbir açıklama yok. Sana şey soracağım. Hiçbir fikrin var mı ya da sence ne tip bir oyun gelir? Vallahi, MMORPG mi gelir, ne gelir yani? Valla şeyler geldi. Warner Bros'tan çıkan neydi oyunlar? Shadow of War'lar. Onlar güzel oyunlardı. Hikayeye de derinlik kattılar bence. Yani hikayeyi çok sulandırmadan bir Shilobu böyle dişi bir abla yapmaları dışında böyle çok tepki çeken bir şeyler olmadı. Ya benim keşke şey olsa böyle. Hani RTS oyunları benim hoşuma gidiyor. Keşke çıkarsalar Battle for the Middle Earth 3. Gelse çok tatlı olur. Dediğim gibi oyunla alakalı çok fazla ayrıntı yok ama oyunun geliştiricisi Weta Workshop'muş. Ben ilk defa duydum bu arada şirketin adını ama şeyler, beklentiler çok yüksek. Çünkü görsel efekt anlamında ki Yüzüklerin Efendisi Orta Dünya diyorsan ben bir görsel efekt şovu beklerim. Çok iddialı firmalardan biri. Dolayısıyla beklenti. Bu arada bir itirafta bulunayım. Hazır bu konuya geçtik. Ben Yüzüklerin Efendisi kitaplarını sevemedim biliyor musun? Orijinal üçlemeyi sevemedim. Ben tapıyordum kitaplarını öyle söyleyeyim. Ya şimdi tamam güzel edebiyat falan ama beni dışarıda tutan şey şuydu. Böyle kahramanlar yürüyor tamam mı? Frodo gidiyor bir tane şeye basıyor böyle çalıya basıyor tamam mı? Ağaç parçasına basıyor. Hayda o ağaç parçasına şeyi geçmişi bunun dedesi şu kavaktı.
İşte buradan poleni düştü. Ve burada beni sana hikayeden çok... koparıyor. Hayır, burada sana çok büyük karşı çıkacağım. Çünkü sırf bu sebepler, bu betimlemeler yüzünden kafanda kurdun. Tamam, back story'si, betimlemeleri de çok uzundu kitapta. O yüzden de filmle böyle insanın kafasında oluşan şey birbirine çok yakın olduğu en güzel kitap serilerinden biri. O yüzden susacaksın. Abi, bizde bu yoktu böyle bir şey. Bu benim özel basım şeyim. Yüzüklerin Efendisi'nin bu ilk üç kitabının üçlemenin, Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin şeyi, tek cilt hali. Sende bazı kitapların böyle özel basımı var. Abi bak, gerçekten söylüyorum. Yani okuyanlar mutlaka vardır, okumayanlar için. Gerçekten böyle kuyuya taş atılıyor, o taşın backstory'si geliyor böyle. Bu taş zamanında şuradan düştü, şunun ayağına çarptı. Ama yani keyifle, ben bu arada hani hoşuma, daha doğrusu nasıl söyleyeyim, filmleri bende çok daha büyük etki yarattı. Filmleri çok güzel çekilmişti çünkü. Filmleri kitaplarını çok okusam da yani ve bunu böyle fanatiklik seviyesinde yapsam da mesela her zaman filmleri bende daha ayrı bir yerde oluyor. Bazen tam tersi oluyor ya, böyle bir beklenti oluyor kitabını okuduktan sonra. Genelde öyle oluyor. Evet. Hatta filmler o beklentiyi karşılayamıyor da bu çok özel işte o yüzden. Bende tam tersi oldu işte. Yani mesela dediğim gibi ben bunu alıyordum böyle, tamam mı? Bir de böyle bayağı kalın kitaptan böyle kolunu ağrır onu okurken. Bunu böyle masaya koyardım, böyle yavaş yavaş sakin sakin falan okurdum böyle. Bu zaten öyle okunabilecek bir şey ama işte söylediğin sebepten senin gibi düşünen de çok insan var ama filmleri de kitapları da aynı oranda etkili olan serilerden buradan biri bence. Yine ellerine sağlık, gayet güzel bir seri olmuş, bizi de senelerdir eğlendiriyor Tolkien abimize. Bu arada önceki bölümlerde yapıyorduk. Sizin güzel oyun içi gameplayleriniz, SSD'nizi yorumlayacağız Berkant'la beraber. Açıklamalarda link var. O linkten gidip siz de paylaşabilirsiniz. Bir de YouTube'un topluluk kısmında da paylaşılacak. Biz de izleyip yorumlayacağız sonraki biraz bölümlerde. Da bu sefer de hep şey, bak kendimizi hep güzel göstermeye çalışıyoruz. Biraz fail'larınızı da atın. Evet, lütfen. Herkes diyor ki işte ey sattım, gözüm kapalı 7 kişiyi vurdum falan. Biraz da fail'larınızı atın. Arkadaşlar, rezilliklerinizi de mutlaka bekliyoruz. Çok teşekkürler videoyu izlediğiniz için. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.